Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Mesud'un Mirazı Taha Kılınç Havace Bahauddin bölgesi Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tehar vilayetinde kendi halinde bir mıntıkaydı. Akarsularla bölünmüş Sarp dağların ortasındaki rahat konumuyla, kavak ağaçları ve serin bahçeleriyle ülkenin diğer bölgelerini etkisi altına alan çatışmalardan korunmuş gibiydi. Burası aynı zamanda Afganistan'ın en önemli siyasi ve askeri liderlerinden Kuzey İttifakı adlı koalisyonun genel komutanı Ahmet Şah Mesud'un karargahına ev sahipliği yapıyordu. 9 Eylül 2001 günü Mesud'a burada gerçekleştirilen bir ziyaret Afganistan yakın tarihinde bir dönüm noktasının yaşanmasına yol açacaktı. Karargahta Mesud'un askerlerinin Dışişleri Bakanlığı olarak adlandırdığı müstakil bir binada vardı. Dışarıdan gelen resmi heyetler, yabancı temsilciler ve gazeteciler önce burada ağırlanır, kibar bir sorgudan geçirilir, ardından bizzat görüşmeye uygun olanlar Mesud'un yanına kabul edilirdi. O sabah yaklaşık 10 gündür Mesud'dan röportaj yapmak için karargahı yoklayan iki Arap gazeteci de randevu sırasındaydı. Belçika pasaportu taşıyorlar, Londra'daki bir İslam merkezi adına dünyanın çeşitli yerlerindeki İslami hareket liderleriyle röportaj yaptıklarını söylüyorlardı. Henüz 48 yaşında olmasına rağmen uluslararası çapta şöhret kazanan Mesut sıklıkla bu türden röportajlar verdiği için gazetecilerin karargahın girişindeki sözlü sınavı geçmesi zor olmadı. Kısa süre içinde Mesut'un bulunduğu salona Kuzey İttifakı istihbarat Şefi Muhammed Arif Serveri'nin ofisiydi burası davet edildiler. İçeride Ahmet Şah Mesut'tan başka 5 kişi daha vardı. Afganistan'ın Yeni Delhi, Hindistan Büyükelçisi Mesut Halili, Muhammed Arif Serveri, Kuzey İttifakı Dışişleri Bakanı Muhammed Asım Süheyl, Mesut'un özel sekreteri Cemşit ve karargaha yapılan bütün ziyaretleri görüntülü olarak belgelemekle görevli gazeteci Muhammed Fahim Daşti. Röportaj samimi bir havada başladı. Gazetecilerden biri kamerayı ayarlarken diğeri hazırladıkları 15 soruyu Mesud'a teker teker sordu. Anlaştıkları usul çerçevesinde sorular Mesud'a Fransızca sorulacak, taraflar arasındaki tercümeyi de Büyükelçi Halili yapacaktı. Sorulardan iki tanesi özellikle dikkat çekiciydi. Neden Usame Bin Laden'i katil olarak adlandırdınız ve Kabil'i alırsanız Usame ve adamlarına ne yapacaksınız? Büyükelçi Halili'nin gözü bu sırada kameramana kaydı. Bir yandan elindeki aletin ayarını yapıyor, diğer yandan da müstehsi biçimde gülümsüyordu. Tam o anda bütün karargahı deprem olmuşçasına sarsan dev bir patlama yaşandı. Kameranın batarya kısmına yerleştirilen bomba büyük bir gürültüyle infilak ederek ortalığı cehenneme çevirmişti. Suikastın hedefindeki Ahmet Şah Mesut, Tacikistan sınırındaki bir hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken helikopterde son nefesini verecekti. 1953'te Tacik etnik kökenli Sünni Müslüman Hanefi bir ailede dünyaya gelen Ahmet Şah Mesut, gençlik yıllarından itibaren Afganistan'daki Sovyetler Birliği tasallutuna karşı mücadele etmiş bir isimdi. 1979-89 arasındaki Sovyet işgali döneminde de Mesud'un komutası altındaki birlikler Pençir Vadisi'nde gerçek bir direniş destanı yazdılar. Mesud bundan böyle artık Pençir Aslanı unvanıyla anılacaktı. Sovyetlerin Afganistan'ı terk etmesinden sonra başlayan iç savaşta Mesut da doğal olarak taraflardan biriydi. 1996'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirerek ülke genelinde iktidara el koymasının ardından Mesut bu defa Taliban'a karşı muhalefeti örgütlemeye başladı. Onun liderliğindeki Kuzey İttifakı'nın desteği zaman içinde giderek azalırken Talibanı perde önünde Pakistan ve Suudi Arabistan ardındaysa ABD yönetimi destekliyordu. Mesut bu sırada İran ve Hindistan'ın adamı olarak damgalanmış, Riyad ve İslamabad kendisinden özenle uzak durmayı seçmişti. 9 Eylül 2001'de Ahmet Şah Mesud'un öldürülmesinden tam iki gün sonra gerçekleştirilen ünlü 11 Eylül saldırıları ABD'ye Afganistan'ı işgal etmek ve yakın zamana kadar her türlü desteği sunduğu artık El-Kaide'nin de eklemlenmiş bulunduğu Taliban iktidarını devirmek için mazeret yerine geçecekti. Afganistan'ı Taliban gözlüğüyle okuyanların hain olarak damgaladığı Ahmet Şah 19. ölüm yıl dönümü. Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülen ve ABD'nin de bizzat temsil ettiği barış müzakerelerine denk düştü. Afgan hükümet heyetinin başkanlığını Mesud'un sağ kolu Doktor Abdullah Abdullah'ın yaptığı müzakere sürecini ve bu bağlamda Katar'ın dünya diplomasisi içindeki kritik konumunu nasip olursa cumartesi yazısında değerlendirelim. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Taha Kılınç